Azerbaycan'a karşı savaş tehditlerinde bulunan İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırına yakın bir köyü PKK terör örgütüne verdi. Türkiye'de faaliyet gösteren Tebriz Araştırma Enstitüsü uzmanı Bebek Şahit, İran'ın PKK ile ilişkilerinin uzun yıllardır var olduğunu, söz konusu ilişkilerin Türkiye-İran ilişkilerinin defalarca ana gündem konularından biri olduğunu belirtti. İran'ın Azerbaycan ile Türkiye sınırına yakın bir köyü terör örgütüne verdiğini ifade eden uzman, son iki yılda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ı PKK konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmemekle defalarca eleştirdi. Gerekçe ise Tahran'ın Batı Azerbaycan vilayetine bağlı Avacık kentine bağlı köylerden birini terör örgütüne teslim etmesi. Söz konusu bölge hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın Külfa bölgesi sınırına yakın. Bu adım, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin önünde bir takım engeller oluşturmaktadır. Yani Kuzey Irak'ta bir terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığında teröristler kaçarak Avacık'taki köye saklanıyorlar. Öte yandan Türkiye operasyon yapmak istediğinde İran ve Kudüs Gücü Komutanlığı'nın desteklediği Haşli Şabi grubuna bağlı Katayip Hizbullah ve diğer Şi milislerin başıka askeri üssüne saldırılarına tanık oluyoruz dedi. Azerbaycan basınında terör örgütü Voma ile ilgili çok sayıda yazı çıktığını, bu terör örgütünün başı Vartanov'un Ermenistan vatandaşı olduğunu ve PKK ile çok yakın bağları olduğunu aktaran uzman, Vartanov'un en az 300 teröristi Ermenistan'a götürdüğüne dair kesin bilgiler var. Hareket rotaları büyük olasılıkla İran topraklarından geçiyor. Teröristlerin İran'a ait uçaklarla taşınması da mümkündür dedi. İran'ın söz konusu terör örgütlerini kullanarak Güney Kafkasya'da ciddi bir takım değişikliklere hazırlandığını vurgulayan uzman, İran'ın yukarıda sayılan terör örgütlerine desteğini çok iyi biliyoruz. Çoğu durumda PKK ile bağlantıları İran tarafından kuruluyor. Tahran, Güney Kafkasya'daki bazı değişikliklere ciddi şekilde hazırlanıyor. Sepa 2-3 gün önce yayınladığı bir videoda Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü kırmızı çizgisi olarak nitelendirmiş ve gerekirse bunun için mücadele edeceğini belirtmişti. Elimizdeki tüm bilgilere dayanarak İran'ın terör örgütleri ve PKK kaynaklı teröristleri bölgeye taşıdığını, Türkiye ve Azerbaycan'a savaş hazırlığı yaptığını iddia edebiliriz diye konuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir kez daha video yayınlayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tehdit etti. Yayınlanan videolarda Zengezur koridorunun kırmızı çizgileri olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından da sürekli videolar yayınlayarak tehditlerde bulunuyor. Diğer yandan Azerbaycan eski dışişleri bakanı Tofik Zülfügurov sözde Rus barış gücünün geçici kontrolü altındaki bölgede güçlü bir terörle mücadele operasyonu yürütmekten başka bir seçeneğin olmadığını söyledi. Zülfügarov, 2020 savaşından sonra Putin, Macron ve Almanya Başbakanı ve diğer bazı siyasetçilerin, ülke parlamentolarının, milletvekillerinin açıklamalarının, Ermenistan'ın 28 yıldır yürüttüğü silahlı saldırının sonuçlarını tamamen kabul ettiklerini gösterdiğini ifade ederek, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın silahlı saldırganlığının ve Ermenistan'ın 28 yıldır yürüttüğü Azerbaycan halkına karşı toplam etnik temizliğin sonuçlarının tamamen ve nihai olarak ortadan kaldırılmasına yaklaşmıştır yaklaştığından memnun olmadıklarını gösteriyor dedi. Buna ek olarak çatışma yönetim sisteminin bölgedeki ülkeler üzerinde siyasi nüfuz için bir araç olduğu gerçeğinden memnun olmadıklarını vurgulayan Zülfügarov, Ermenistan'ın konumunu destekleyen yabancı oyuncularla çatışmayı sürdürmek isteyen Ermenistan yönetici elitinin hedefleri örtüşüyor. Ermeni elitinin bölgedeki kritik güç dengesizliği nedeniyle sonuç alamayan Ermeni nüfusunu ve Ermeni nüfusunun kalıntılarını kendi amaçları uğruna yeni kurbanlara ve kayıplara kasıtlı olarak hazırlaması şaşırtıcıdır. Mevcut durum ve Azerbaycan topraklarının derinliklerinde silahlı direniş merkezleri bulundurma girişimleri nedeniyle Rus Barışı Koruma Birliği'nin geçici kontrolü altındaki bölgede güçlü bir terörle mücadele operasyonu yürütmekten ve işgalde kalan bölgeleri kurtarmaktan başka seçeneğimiz yok. Yerel Ermeni nüfusa karşı terör oluşturan ve yeniden entegrasyon sürecini engelleyen radikallerin baskısının ortadan kalkması için koşullar oluşturmalıyız. Yaptırım veya karar tehditleri, ülke anayasasına uygun olarak egemenliğin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi politikamızın uygulanmasına engel olamaz dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 386. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun iki füze, 16 hava, 25 topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya'nın geçici işgal altındaki Zapurizhia kentinde Ukrayna vatandaşlarını zorla pasaportlandırmasının devam ettiği, Tokmak şehrinde Rus işgali yetkilileri ve federal güvenlik servisi ekiplerinin, Rus pasaportu almayı reddeden insanları Rusya'nın doğu bölgelerine götürdüğü iddia edildi. Açıklamada Ukrayna birliklerinin Rus ordusu bölgelerine 7 saldırı düzenlediği, füze ve topçu birimlerinin de 3 kontrol noktası, 2 personel ve askeri teçhizat toplanma alanı ile 2 yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun 163.320 askerini kaybettiği, 3506 tank ve 6823 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. 2552 topçu sistemi, 504 çok namlulu roket atar sistemi, 265 hava savunma sistemi, 305 uçak, 290 helikopter, 2145 insansız hava aracı, 907 seyir füzesi, 5401 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapest'den izahat isteyeceği kaydedildi. Rum basınında yer alan haberlerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Theodoros Gotsis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Gotsis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sembollerinin Avrupa Birliği üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs'ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte'ye aktarıldığını vurguladı. Macaristan'dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına, AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel'de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı. Öte yandan Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Doğu Çin denizindeki tartışmalı Senkaku adalarının etrafında Japonya karasularına girdiği bildirildi. Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti. Senkaku yakınlarındaki bitişik bölgede gezinen Çin gemileri, bir süre sonra ulusal kara sularının kapsadığı bölgeye girerek Japon balıkçı gemilerine yaklaştı. Çin gemilerine bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunan Japon sahil güvenlik unsurlarının, balıkçı gemilerinin emniyetini sağladığı bildirildi. Devlet televizyonuna göre, son ihlal, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 9. kez Japon karasularını ihlali olarak kayda geçti.